Türk futbolunda bugün acı bir haber aldık. Ankara'da, Gölbaşı ilçesinde, Ankara Niğde karayolunda Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Araçta sadece Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık vardı. Tabii sabah saatlerinde, sabah 9.30 sularında Ankara Niğde otoyolunda tek taraflı bir kaza meydana geldi. Ahmet Çalık'ın kullandığı araç şarampole yuvarlandı ve ne yazık ki kazada Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Tabii şu anda olayın şokunu henüz atlatabilmiş değiliz. 2 yıldır Konyaspor forması giyiyordu Ahmet Çalık. Galatasaray'dan transfer olmuştu ve çok önemli bir, çok başarılı bir sezon geçiriyordu. 1994 doğumluydu, 28 yaşındaydı ve sabah saatlerinde Ankara'dan Konya'ya dönerken Ankara Niğde otoyolunda Gölbaşı ilçesinde kendi kullandığı araç şarampole yuvarlandı ve hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık. 06 CLK 94 plakalı aracın içerisinde bulunan Konyaspor'un başarılı futbolcusu Ahmet Çalık'ı ne yazık ki kazada kaybettik. Tabii şu an olayın şokunu yaşıyoruz. Olayın şokunu henüz atlatabilmiş değiliz maalesef. Çok önemli bir sezon geçiriyordu. Çok başarılı bir grafiği vardı. Şu anda haberin taze olduğunu söyleyebiliriz. Tabii olay yerine, kazanın ardından olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri geldiğinde çok geçti ve Ahmet Çalık olay yerinde, kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Tabii şu anda Konyaspor camiasının şokta olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'daydı. Ankara'dan antrenman için Konya'ya dönüyordu. Ankara Niğde otoyolunda yaşanan vahim kaza sonucunda Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın, 28 yaşındaki Ahmet Çalık'ın ne yazık ki hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Tabii bu durum gerçekten bizleri de üzdü. Camiayı, Konyaspor camiasını üzdü. Şu anda Konya'da bir yaz havasının, matem havasının olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten bu sezon başarılı bir grafik çiziyordu. Abdülkerim Bardakçı ile birlikte ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmuştu. Ahmet Çalık'ın içerisinde bulunduğu araç Konya'ya dönerken, Ankara'dan Konya'ya dönerken şarampole yuvarlandı ve ne yazık ki Ahmet Çalık olay yerinde, kaza yerinde hayatını kaybetti diyebiliriz. Toparlamak gerekirse şu anda bilgilerin taze olduğunu söyleyelim. Çünkü 9.30 sularında meydana geldi kaza. Ankara Niğde otoyolunda Gölbaşı mevkiinde Ahmet Çalık Ankara'dan Konya'ya dönerken ne yazık ki aracın kontrolünü kaybetti ve şarampole yuvarlandı. İçerisinde, aracın içerisinde sadece Ahmet Çalık'ın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii kazayı görenler hemen ambulans ekiplerine haber verdiler, sağlık ekiplerine haber verdiler ve sağlık ekipleri de kaza yerine geldiklerinde her şey için çok geçti. Ne yazık ki Türk futbolu bugün çok önemli bir oyuncusunu kaybetti. Konyaspor bugün çok önemli bir oyuncusunu kaybetti. Başarılı bir grafiği vardı. Başarılı bir performans sergiliyordu Ahmet Çalık. Ve 2 yıldır da Konyaspor forması giyiyordu. Daha önceden Gençler Birliği, Galatasaray gibi takımlarda mücadele etmişti. Ancak son 2 yıldır da tabii Konyaspor forması giyiyordu. Ahmet Çalık'ı ne yazık ki kaybettiğimizi söyleyebilirim.